Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir çeyiz alışverişi videosuyla daha karşınızdayım. Yanımda dev bir IKEA kolisi var. Ve bu sefer bu çeyiz alışverişini kendim için değil, sizler için yaptım. Biliyorsunuz yaklaşık bir hafta kadar önce bir çekiliş başlattım. 20 bin abone olmamızın şerefine. Yay! Instagram üzerinden bu gece çekiliş sonlanacak ve bugün kazanan kişiyi açıklayıp yarın bu kargoyu göndermeyi düşünüyorum bir an önce. Aslında çekilişin süresini uzatmıştım kargo gelmediği için. Ama bugün kapı çaldı ve gelince ben de bir an önce bu videoyu çekip sizlere yüklemek istedim. Şimdi sizlerle birlikte IKEA paketimizde, yani sizler için yaptığım bu çeyiz alışverişinin içinde neler var ona bir bakacağız. Evet, fazla uzatmadan videoya geçebiliriz. Önce kolimizi açalım. Bu kolinin içinde şimdi benim kendime söylediklerim de var. O yüzden koliyi açıyorum. Sonra tekrar birlikte kolileyeceğiz. Umarım aranızda en çok isteyen kişiye çıkar ve gerçekten çok sevinirsiniz. Neden IKEA paketi çekilişi yaptım diye soracak olursanız da, biliyorsunuz ben YouTube kanalımda çok fazla IKEA alışverişi paylaştım ve gerçekten evimin neredeyse tamamına yakınını IKEA'dan dizdim. Hem her ilde bulunmamasından dolayı hem de kendim çok sevdiğim için sizlere de önerme açısından böyle bir IKEA paketi çekilişi yapmak istedim. Yine ilerleyen zamanlarda isterseniz birkaç çekiliş daha yaparız. Evet, şimdi ilk olarak kendim için olan ürünler de var. Onları belirteceğim zaten. Hatta bu en üstteki kendim için söylediğim bir ürün. O kadar büyük gelmiş ki. Bu bir düzen. Bayağı büyük. Bakar mısınız? Aslında bunu ben şeye düşünerek aldım. Mesela gardırobun iç kısmına ya da aynalık, makyaj aynamın altındaki dolaba düzenleyici olarak koymayı düşündüm. Makyaj malzemelerimi falan koyarak burayı düzenli bir hale getiririm diye düşünüyorum. Öyle düzenleyiciler aldım. Bunu kendim için söylemiştim ve bunun fiyatı çok uygundu. Tam olarak fiyatlarını hatırlamıyorum. Hatırladıklarımı söyleyeceğim size. Şimdi burada bir şey var. Buna bakalım neymiş. Evet, sizler için söylediğim bir parça bu kaşıklık. Videomda bu kaşıklıktan çok fazla bahsetmiştim. Çok beğendiğimi, işte çok hoş durduğunu ve tahta kaşıklarımı koyacağımı söylemiştim. Sizler de artık ne amaçla kullanmak isterseniz size de yollamak istedim. Bu şekilde. Ve içinde bir adet daha düzenleyici var. Bu düzenleyici de kendime söylediklerinden bir tanesiydi. Buna da yine şu şekilde işte kabartma tozlarını, buraya da işte puding, kakao vesaire bunları koyarak değerlendirdiklerini gördüm çoğu kişinin. Ya bu şekilde değerlendiririm ya da banyoda yine düzenleyici olarak değerlendiririm diye düşündüm. Yani düzenleyici her türlü her yerde kullanılır. Şimdi devam ediyorum. Evet, şimdi IKEA denince akla gelen olmazsa olmaz bu ikili milli çırpıcı. IKEA'nın bu ürününü ben çok sevdiğim için bu yumurta çırpıcısı olarak geçiyor. İçinde bir de normal çırpıcısı var. Bu yumurta çırpıcısına gerçekten bayılıyorum. Her şeyin topaklanmasını önlüyor. O yüzden size de sipariş vermek istedim. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bir diğer ürünümüz. Yine sizler için bu IKEA'nın baharatlıklarından sipariş verdim. Bu baharatlıklardan ben çok memnun olanı duydum gerçekten. Ve kendim için de aldığım baharatlıkların üzerine etiket yaptırdım. Buraya hemen etiketçim diye bir sayfadan yaptırdım Instagram'da. Çok güzel, çok memnun kaldım. Siz de Instagram'da sayfalarına bakıp sipariş verirseniz gerçekten çok güzel, çok da hoş duruyor. Ve elde yıkamada hiçbir şekilde soyulmadığı söyleniyor. Biliyorsunuz zaten baharatlıkları ama tekrar göstereyim. Bu tarafları büyük gözler ve bir diğer tarafı da bu şekilde normal delikli gözü var. Bunlar bence çok kullanışlı. Bunlardan 4 adet size de sipariş verdim. Sonra diğer bir siparişimiz ise bu su sümbülü peçetelik. Bu peçetelikten size de söylemek istedim. Çünkü bu peçeteliği ben
çok severek aldım ve gerçekten bu hasırlar her yerde her yerde çok güzel duruyor ve çok güzel kombinleyebiliyorsunuz. Diğer bir ürünümüz. Bu neymiş? Bu kendime sipariş verdiğim bir şey. Eğer memnun kalırsam bunun yorumlarını sizlerle paylaşacağım. Bu IKEA'nın Pruta serisinden paylaşacağım. Bu IKEA'nın Pruta serisinden böyle kaçlıydı bu? 17'li saklama kabı. Ben aslında biliyorsunuz çeyizime neredeyse yok denecek kadar az plastik ürün aldım. Hatta belki de hiç yoktur o kadar yani. Bunları biraz aslında bir yerlere bir şeyler götürürken, pikniğe giderken, işte hastaneye yiyecek bir şey götürürken veyahut da dolapta sebzeleri saklamak için ya da difrize bir şey atmak istediğimde bunlardan kullanırım diye düşündüm. Cam yerine bunlar daha iyi olur. Böyle hatta açalım bunu. Nasıl olsa benim ürünüm. Şimdi size açıp gösteriyorum. Turuncu ve yeşil rengi mevcut ve bunların fiyatı 30 lira. Bence çok iyi bir fiyat. Çünkü içinde 17 tane var ve boy boy. 2 tane bu boyu var. Bu bayağı iyiydi boy. İşte bir yere börek, kek falan götürürken tam kullanabileceğimiz bir boy. Daha sonra şöyle minik minik kutular var. Bunlardan 1, 2, 3 tane koymuşlar. Şöyle. Sonra şöyle ikişer tane kare boyları var. Bunu da kapağını kapatıp göstereyim. Bence çok güzel. En azından bir yere bir şey gönderdiğinizde yemek vesaire hani kaybolduğunda üzülmeyeceğiniz plastik kaplar. Bu şekilde bunlardan ikişer tane böyle boyları var. Hepsini iç içe koymuşlar. Daha sonra az önceki minik dikdörtgenin böyle minik kare olanı var. Bundan da yine 3 tane. Çok güzel değil mi? Hemen çantanıza atmalık işte ceviz, badem, kuru yemiş böyle hemen koyup götürebileceğiniz şeyler. Kapakları da sağlam yani dökülmez gibi duruyor. Ve en çok beğendiğim aslında bunlar oldu. Bunlar da yine ince uzun. Sebze saklayabileceğimiz boylar. Bunlar da bu şekilde. Bunlar da aslında biraz sebze saklamayı düşündüm. Marulları vesaire yıkayıp altına peçete koyarak bu şekilde saklayabilirim diye düşündüm. Evet, bu benim aldığım bir üründü. Dediğim gibi kullanıp eğer memnun kalırsam, şimdi kullanmadığım ürünleri size sipariş vermek istemedim açıkçası. Eğer kullanıp memnun kalırsam zaten sayfamda koyuyorum Instagram adresimi buraya. Oradan beni takip ediyorsanız çoğu şeyi paylaşıyorum. Oradan sizlere zaten memnun kalıp kalmadığım ürünleri ya da YouTube kanalımda da büyük ihtimalle bununla ilgili bir içerik çekerim. Memnun kalırsam bir sonraki çekilişimizde belki tekrardan ikiye olursa o zaman hediye edebilirim ya da sizler de almak isterseniz alabilirsiniz. Dediğim gibi fiyatları çok uygun. 30 liraydı. Daha sonra sizler için yine söylediğim bir şey bu üçlü Nihale. Bunu her şeyde kullanabilirsiniz yani aklınıza gelebilecek. Dekor amaçlı kullanabilirsiniz. Hemen ocağın kenarına böyle diklemesine koyarak ya da Nihale olarak 3 tane işte her işinize yarayacak bir Nihale. Bu şekilde bundan sipariş verdim. Daha sonra şu IKEA'nın meşhur soyacaklarından sipariş verdim size. Kırmızı rengini göndermişler. Bunun aslında renk seçeneği yoktu. Kırmızı, siyah ve beyaz olarak 3 rengi vardı. Karışık renkler olarak yazıyor. Kırmızı göndermişler. Bence güzel olmuş. Ben severim. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Bir tane böyle soyacak aldım size. Daha sonra kendimin hayranlıkla aldığım ve tabii ki de IKEA'nın olmazsa olmazı su sümbülü Amerikan servislerimiz. Bundan da yine sizlere de 2 tane sipariş verdim. Biri eşinize, biri size ya da biri arkadaşınıza, kankanıza, bir tanesi size olmak üzere. 2 tane de bundan sipariş verdim. Aynı zamanda peçeteyle de uyumlu. İsterseniz masanızda direkt yani sadece Amerikan servisi olarak değil de yine dediğim gibi bunda dekor amaçlı masanızda tutabilirsiniz. Kaliteleri çok güzel. Zaten geldiğinde siz de göreceksiniz. Umarım çok isteyen birine çıkar, tekrardan söylüyorum. Çünkü o kadar çok isteyen var ki aranızda bunu. Heyecanla bekleyen bu çekilişi. Yani 20 bin abone olmanı dört gözle bekledim diyenler var aranızda. Umarım öyle birisine çıkar.
Ve yine benim size videolarda öv 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 bitiremediğim bir şey. Hazır mısınız? O kadar güzel sarmışlar ki. İşte bu. Büyük Nihale. Bu Büyük Nihale, bunu hemen ocağın kenarında kullanmak için. Bu aslında eğer müsaitlik durumunuz varsa ocağınızın hemen yanında kullanmak için çok ideal. Fırındaki yemekleri direkt çıkarmak için, ocağınızdaki işte fazla gelen bir tencereyi hemen sıcakken bunun üzerine alabilmek için, işte pastacılık işlemleri yaparken kullanmak için delikli. Yani bayağı çok amaçlarda kullanabilirsiniz. Ben bunu çok övüp çok da severek aldığım için size de bir tane bundan ekletmek istedim. Bakalım başka ne var? IKEA denince aklımıza gelen olmazsa olmaz bu kokulu mumlardan sipariş verdim size. Şimdi önce bir kokularını koklamak istiyorum çünkü kafama göre sipariş verdim ama of çok güzel. Ay hepsi birbirinden mükemmel kokuyor. Bu çikolatalı kakaolu arası. Bu karamelli gibi ve bu da sütlü kahve. Of o kadar nefis kokuyor ki yiyesim geldi. Ve kendime mum almadım biliyor musunuz IKEA'dan? Bunu sizin için sipariş verdim. Umarım güzeldir. Çıkan kişi bana bunu yazarsa çok sevinirim. Kullandığında kokusu kalıcı mı güzel mi? Ona göre ben de alırım. Bakın denemediğim bir şeyi ilk defa size aldım. Ama IKEA'nın mumları zaten çok meşhur biliyorsunuz. Ve yine videolarımda öve öve bitiremediğim ve kendime de aldığım bu süzgeç. Bu süzgeci lavabonuza tam olarak oturtabiliyorsunuz. Ve oturtarak işte yere değmesini engelleyerek ister makarna, ister sebze süzün, isterseniz bunu bulaşıklık gibi kullanıp bulaşıklarınızı üzerine dizin ve altı delikli olduğu için güzelce aksın. Bu plastik bir ürün ama ben bunu çok beğendim. IKEA'da bunun bir de çelik olanı var. O da yine kocaman açılıp kapanabilen bir süzgeç. Ama çoğu lavaboya uyacağını düşünüyorum. Çünkü lavaboların ölçüleri genellikle aynı zaten. Ve o yüzden çoğu lavaboya uyacağını düşündüğüm için bu üründen size de sipariş vermek istedim. Ve evet, ürünlerimiz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım gerçekten isteyen birisine çıkar. Bu videoyu bir an önce yükleyip yüklemek istiyorum ki sizlerde neler olduğunu görüp eğer katılmayan hala varsa çekilişe katılsın ve yetişsin istiyorum. Evet, umarım beğenmiş olduğunuz bir çeyiz videosu olmuştur. Bu sefer kendimi değil, sizi düşünerek yaptığım bir alışverişte. Umarım memnun kalırsınız ürünlerden ve daha nice 20 binlerde, 200 binlerde yine buluşuruz diyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.